Tuttur'un sunduğu ikna başlıyor. Artık o Trabzon'un kazanma zamanı geldi. Artık bu maç olmayacak. Hangi maç? Abi hayatın doğal akışına ters. Çılgın bir şey deneyeceğim. Yüksek oran arayanlara bu maça bana dönsünler. Nafsoki ki berek makrutoy. İkna oldun mu abi? Cumartesi pazar maçları dahilindeki en güvendiğim maç. Çok ama, ikna oldum. Ama çok ikna oldum gollere. Çok ikna oldum. Ne desen ikna yani, olacağım şu anda. İddiadan herkese merhaba. İkinci programımıza hoş geldiniz. Evet belli ki geçen hafta ikinizi de ikna etmişim. <laughs> Koltuğu, <kaptın>. Koltuğu kaptım. Koltuğu <laughs> kaptım. Mekanın sahibi geri geldi. Evet. <laughs> Bu da güzelmiş böyle. <gülüyor> Güzel. <laughs> i̇knaya çalıştığın maçlarda en başarılı hakikaten pazar günleri maçları sen oldun. Pazar günü adıma... yıldızı Efe'ydi ya. Evet. Kesin tartışmasız. Çünkü o yüzden... Fransa var Fransa var. Tabii. Ya. Ben patates oldum pas net. Evet, biz de biraz hafif böyle bir püre yani böyle bir püre haline geldik falan ama yine yani yine fena değildi ya. Yani güzel o kadar değildi, da, değildi, fena değildi. Yani Galatasaray Fenerbahçe maçında Ay. beklentilerin dışında e, Orada e, kimsenin e, beklemediği şeyler oldu. Oyun olunca tabi Gollü geçmesini bekliyorduk yani. ama. Ee, evet. Yani o hafta derbi haftası haftasıydı. Hatta bak Manchester City Arsenal o kadar az gollü geçen bir derbi güzel bir maça sahne oldu. Galatasaray-Fenerbahçe ikisi de 3.5 üstü bitti. Ben Programımızın... çok golü beklemiyordum ama ya. Ben de. Gerçekten evet. beklemiyordum yani, abi, açık söyleyeyim. Bu sefer ben bir şeylerin değişmesini bekliyordum. Yani alınan Hadi bakalım. mevsim. Biz Galatasaray-Fenerbahçe maçına girersek yine bir 10 dakika konuşuruz <laughs> ama yine Galatasaray'la başlayacağız o yüzden. Tamam. Esasında Fenerbahçe maçına falan da bir bağlayacağız konuyu. Şimdi Galatasaray-Kasımpaşa. Beni gerçekten bu maçta İkinizin ikna etmesini istiyorum bir konuda. Heh. Bir kere ben Galatasaray'ın hani bugün Galatasaray'ın da bu hafta sonu Fenerbahçe'nin de bir kere ben galip geleceğini, evet. aynı normal e, diğer takımlara karşı hiçbir problem yaşamadan gitmesini bekliyorum. Hatta Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının ikisinin galibiyetini birleştirdin mi 1.57 bir oran alıyorsun. Tamam yani bunu az, e, az bulmayanlar oynasın ama Galatasaray-Kasımpaşa maçında takıldığım konu şu. Galatasaray'ın kazanacağını bekliyorum ama nasıl kazanmasını nasıl kazanır diye düşünüyorum. Başlayayım mı? Başla. Evet. Handikaplı galibiyetini bekliyorum. Ben handikaplı galibiyetini önereceğim. Gol Gal yer mi? Ee, Valla yemeyebilir. Bir sefer hariç her hmm, maç yedi. Yese de önemli değil. Ben Galatasaray'ın zaten ikiden fazla gol atacağını düşünüyorum. Yani buradan iki yani sırf ev sahibi iki buçuk gol üstü de denilebilir ama Fenerbahçe maçını izledim. Maça gittim. Park maçına gittim, maça Heh. gittim. Galatasaray'ın orta sahası, hücuma çıkışları, yani Galatasaray sanki yeni bir transfer yaptı gibi bir şey var arkadaşlar. Yunus. Evet. Yani Yunus sahada zaten Barış Alper, Osimen, Icardi sakatlığı geçti, arkadan geldi, gol attı. Galatasaray hücum attığında çok pozisyonu girmekte hiç zorlanmıyor. Efe, ben sana söyleyeyim. Galatasaray Kasımpaşa maçında ben handikaplı bir oynayacağım oranı arttırmak için. Efe, Galatasaray Hakikaten çok iştahlı ee, özellikle Fenerbahçe maçındaki o moral motivasyon ardından Paok karşısında elde edilen galibiyet ee, inanılmaz bir hücum hattı var ve e, Genco'nun dediği gibi yani Yunus'un da e, yükselen bir formu var e, öte yandan işte Icardi iyileşti o -Simen, yani Osimene bakıyorsun hani gol atma odaklı değil bir taraftan attırma odaklı da bir oyun sergiliyor. Ne yani asist yaptı. Yani normalde de. futbolcuların e, golcülerin bir refleksi vardır. Bir gol refleksi vardır. Özellikle evet. e, böyle o pauk maçında Yani normalde kafayı kaleye vurmasını beklersin ama o kadar güzel bir çevre kontrolü yapıyor ki hemen orada en müsait arkadaşına indiriyor falan. Ya yani Efe oranlar çok düşük. Şimdi handikap Hı. galibiyetine ben bir kere katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Galatasaray'ın farklı e, kazanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa savunmada sıkıntılar yaşayan bir ekip. Ama ben Galatasaray'ın Maça fırtına gibi başlayıp yine mi? Fırtına gibi başlayıp Kasım e, Kasımpaşa'yı bunaltıp e, ilk yarıda en az iki gol bulmasını hmm. bekliyorum. Yani Klasik benim, bir galibiyetini evet, bekliyorsun. Tabi yani Galatasaray'ın bence e, oranı da yükseltmek adına ilk yarı bir buçuk üstü. Benim bu haftaki bankom öyle söyleyeyim sana. Tamam. Ben ya beklenen şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Ben de şunu düşündüm kafamdaki yani ikna olmak istediğim konu şu. Galatasaray derbi galibiyetinin zafer sarhoşluğunu yaşamadı. Çünkü Avrupa ya doğal o konsantrasyon. Bir Yunan takımı evet. vesaire. Acaba o iki tane zaferin üzerine gerçek anlamda rehavet yaşayacağı maç bu olabilir mi? Ya kazanır ama az gollü bir galibiyet mi olur diye düşündüm ama. Siz diyorsunuz ki ya ben Galatasaray'ın ritmini bulduğunu hmm. düşünüyorum. Şu anda hani e, derler ya böyle alev alev yanıyor. Alev alev çünkü. yanıyor. Ondan sonra güçlü bir kulübesi de var Galatasaray'ın. Yani Galatasaray'ın çok geniş bir kadrosu var. Belki Okan Hoca bazı oyuncuları dinlendirebilir. Bilemiyoruz. Maç saatine e, yakın e, bunları da öğrenme fırsatı buluruz ama ben Galatasaray'ın taraftarının da o 50 bin taraftarının da baskısıyla, etkisiyle, desteğiyle yani maça çok hızlı başlayıp hmm. Ee, ilk 30 dakikada hatta bak şeyi de yükseltiyorum Doğru. elde yükseltiyorum yani ilk 30 dakikada en az 2 gol bulacağı kanaatindeyim yani benim tercihim evet ben şeye katılıyorum Genco'ya yani handikap galibiyeti evet günün bankosu olabilir ama hani oranı biraz daha yükseltmek Yükşertmek adına için. ilk yarı bir buçuk üstü bence çok cazip duruyor Efe bilmiyorum ikna edebildik mi seni e edebildiniz yani ben burada gol yer mi yemez mi çok kafaya taktım yani Galatasaray hep gol yiyor ya seninle konuşuyoruz ya bazen o serilerin bitmesine de beklemek bekleyebiliriz bazı zamanlarda acaba böyle Gol yemeden kazanabileceği, ha. biraz insanların 2-0, 3-0 gibi bazı gollerde ters köşe olabileceği bir maç olarak mı diye düşündüm ama Okan Hoca da onu söyledi. Üç günde bir maç oynamak bazen zorlayabiliyor ama galibiyetler geldikçe o ekstra bir itici güç, i̇tici oluyor. güç oluyor. O zaman Galatasaray'ın normal, klasik bir şeyini bekliyorsak ilk yarı bir buçuk üstler falan havada uçuşur. Ama çok kuponuma öncelikli koyacağım maç mı ona tam ikna olamadım. Ee, bak Devamına sen, bakalım. Sen, sen kaybedersin. Peki. <gülüyor> <gülüyor> yani verdik ki yani. yani. <laughs> sen kaybedersin tamam tamam geçelim o zaman e, diğer maça e, Newcastle Manchester City maçına bu, Abi bu burada, burada sözü size bırakayım öyle bir tercihim var ki ikna olmaman söz konusu Oo. değil olmazsan da ikna <laughs> net kaybedeceksin herkes kaybeder Newcastle City maçı şimdi Manchester City'de e, Rodri sakatlandı ve sezonu kapattığı açıklandı Rodri'nin. Rodri bu takımın böyle görünmez en büyük çarklarından bir tanesi. Bir istatistik gördüm İngiliz kanalında. Rodri'nin oynadığı maçlarda Manchester City'nin galibiyet yüzdesi %74. Rodri'nin oynamadığı maçlarda %64. Yani bir oyuncu bu kadar fark ettirebiliyor. Ve bu yüzdenin azalmasının sebebi de Rodri varken takımın attığı goller değil. Takımın yediği goller. Hmm. Bundan yola çıkarak ben bu maçta Newcastle zaten Ali de çok iyi bilir Newcastle'ı. Kendi evinde büyük takımlara karşı falan acayip vites arttırabilen bir takım. Seyirci 50 bin kişilik sen James Park falan. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Rodri'siz Manchester City gol yiyecektir. Ama Haaland'da da gol atacaktır. KG var benim bugün en güvendiğim bugün konuşacağımız cumartesi pazar maçları dahilindeki en güvendiğim maç. Karşılıklı gol var. Karşılıklı Benim gol bir var. var oynamak koşlanmayanlara ben bilmem. Bir, ya bir, biterse... iki buçuk üst ve var. Ben sadece var diyorum. Var diyorsun. Sadece var diyorum. Peki. Yani, yani şimdi <laughs> Manchester City'nin bir kere San James Park'ta inanılmaz bir üstünlüğü var Newcastle United'da. Aa. Yani Newcastle United son Premier League galibiyetini 2019'da 2-1'le alıyor. Ee, bir lig kupası galibiyeti var yanlış hatırlamıyorsam. Bir iki sene önce falan ama onun dışında mesela ligdeki son maç e, 3-2 bitti. E, Manchester City'nin galibiyeti. Ondan sonra bir önceki maç 3-3 bitti. Gollü geçti aslında ama genelde e, Manchester City Newcastle United'a karşı üstün. Ama şimdi Rodri'nin eksikliği gerçekten hafta içi en çok konuşulan konulardan biri oldu. Şimdi e, Guardiola e, Rodri'nin yerine nasıl bir e, isim koyacak oraya e, kimi yerleştirecek işte çeşitli e, ee, muhtemel 11'ler dolaşıyor ediyor. De Bruyne'nin durumu belli değil. Evet. Evet. Yani De Bruyne'nin de oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama Alexander Isak iyileşti. Bir tek Kalum e, yok. E, Newcastle United e, bir kere e, onlar da baskılı oynamaya çalışacaklar. E, ya ben muhtemel 11'lere de baktım Efe. E, yani Newcastle'ın e, yani hocanın düşündüğü Pep Guardiola'nın düşündüğü 11 biraz bana böyle yani kırılgan bir 11 gibi geldi açıkçası. Yani ee, hmm. Ben ya yani son iki maçında gollü geçtiğini düşünecek olursak e, Manchester City işte Haaland gibi çok önemli bir silaha da sahip. Evet Rodri'nin eksikliği orta sahada büyük bir handikap olacak ama e, ben akıcı ondan sonra her iki kalede de bol, gol, e, bol pozisyonlu bir karşılaşma bekliyorum. E, bu maç e, rahatlıkla iki buçuk üstüne taşınır. Aynen. E, yani e, günün bence Premier Lig'deki banko maçlarından bir tanesi olur. Yani gol bir karşılaşma oldu. olur. İkna oldum. Ben iki buçuk üstü alacağım. Evet. Müsaade ederseniz. Bir, bir biterse görürsün gün. Bir bir biterse görürsün. Bir bir biterse... <laughs> Hep zaten o var ve şey konusu. Olsun. Olsun. Ben ben var oynayıp var oynayıp üst olup var olmayan maçlardan çok daha fazla yattığım için yani 3-0-4-0 biter. Bir kere ben de iki... böyle yatayım diyorsun. Bir kere de böyle yatayım. 2,5 <laughs> <İki buçuk> üstü. <laughs> bence benim prensibime 2,5 üstü uygun. Oran yükseltmek için o zaman 3.5 üstüne kadar gidebilir diye düşünüyoruz. Yani 3.5 üstüne de gidebilir. Tamam. Ee, ama risk yani şimdi orada 2.5 golü cebe atıp ondan sonra bakmışın ilk yarıda zaten. Bir sürpriz bekleyebilir miyiz? Sanki oranlar da bir sürprizin habercisi gibi. 1.42. Sür... Yani sürpriz olursa ben Manchester City'nin yenileceğini düşünmüyorum. En fazla e, üstten patlarsın. Maç bir bir biter abi. Ha, yani doğru. en fazla bir bir biter. Yani bu maçın hani oluru bir beraberlik ama... Yani iki takımın da çok fazla böyle bir Newcastle'daki maçlarda son dönemlerde çok böyle bir şey, beraberliği var, de yok. Var bu kılçık 1-1. Bir, bir. O zaman bir 1-1'e bir, oynayalım bir miktar bir de 2.5 üstünü kupona ha, alalım. Kupona orada bir sigorta faaliyeti var. Sigorta çalışması. <gülüyor> <gülüyor> tamam anlaştık burada da. Ben 2.5 üst olarak alacağım kupona. Bugün e, siz beni ikna ettiniz ama 2.5 üst olarak ikna ettiniz. İkna gol, mı? Oldum. İkna koltuğu. Oldum. Karşılıklı Ama... gol var. Goller iki buçuk genco üstüne taşır. ya ya bir bir biterse genco ne yapacağız? Bitmez. Bitmez, bitmez yani Bitmez. <laughs> bu maç bir bir bitmez. Üst üste iki puan kaybı yapmaz City. Ya yenilir ya şey olur kazanır bu maçı bence. Yani puan o yüzden... kaybı yapmaz dedim de ya yenilir dedi. <laughs> yani üst üste iki beraberlik almaz diyorum. Evet. O yüzden e, iki buçuk üste daha yakınım burada. Peki devam edelim. Yine cumartesi İngiltere günleri. Ha, pardon. Aa. Evet. Niye Lokomotiv Moskova Spartak Moskova derbisini aldık? Sözheli de, Söz de Rusya uzmanı evet. olarak Rast Vitali, ablani i gruşi, paplüli tumani nad rikoy, vıhadila na berek atyuşa, nafsoki berek na krutoy. İkna oldun mu abi? Vallahi ikna oldum. Ben Spartak özellikle... Moskova diyorum bundan Aynen. Rusya ile ilişkilerin konusunda ikna oldum. Seni belli bayağı ikna etmiş Duydum. Ruslar. <gülüyor> Duyduklarımdan <laughs> Spartak Moskova Zaten tişörtünü de giymişsin 2018. Evet. Dünya, Dünya kupası. Burada abi, güzel bir detay verdim programdan önce. Şimdi tişörtünü görünce aklıma geldi o stadyum konusunda. Abi çok güzel statlar yaptılar biliyorsun Dünya kupasında. Dünya Kupası öncesinde böyle artık böyle kaymak gibi oldu. Eskiden biliyorsun çamur deryası, eski statlar. Ama lokomotif stadı hala eski. Yani lokomotif e, biliyorsun Dünya Kupası hakkında e, yer almayan statlardan bir tanesi. <laughs> Ama zemini falan bayağı bir düzelttiler. Ben orada bir Fenerbahçe lokomotif maçı izlemiştim. <laughs> 2010. 1-1 mi bitmişti? Evet, evet. Abi Şubat ayında gittik, ölüyorduk yani soğuktan. <laughs> yani ben yani otel odasına saat 1'de falan gittik baştan sonra. Yayıncı kuruluşla gitmiştik e, maçı çekmeye. Abi ben böyle bir soğuk görmedim yani. Ölüyorduk yani. Bir de çok eski bir stat. Yukarı in çık, in çık perişan oh. olduk. Ama zemin çok güzel. Şimdi çok güzel bir derbi. Lokomotif Spartak derbisi. Spartan çok ciddi bir üstünlüğü var son dönemde Lokomotif'e. Son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberdik ama Lokomotif e, düşük transfer bütçesiyle bu sezon lige başladı. Herkes e, ligin dibinde yer alır diye beklerken e, bir anda Alexey Batrakov diye 19 yaşında bir çocuk çıktı piyasaya. Geçen Şubat ayında A takımı adlar Batrakov'u. A ve Efe Batrakov'un sana bak 19 yaşında istatistiğini vereyim çocuğun. Son 9 maçta 7 gol, 5 asist. İnanılmaz bir istatistik. Yani orta saha oyuncusu 10 numara oynuyor. Son 2 maçta da 4 gol attı. Ama öte yandan Spartak Moskova dediğim gibi çok üstün Lokomotife karşı. İlginç bir istatistiği var bak Spartan son 17 maçta ilk yerlerde hiç yenilmemişler. Son olum, 6 olum. maçta da e, berabere geçmişler Aynı hoca mi? Hoca değişti. Değişti. Hoca değişti. Ona Bu rağmen. sezon hoca Dejan Stankovic, efsane Aa. Dejan Stankovic geldi oraya. Ondan sonra iyi transferler yaptılar. Şut Ondan sonra şut çekmeyi öğrenmişlerdi. E, tabii tabii Ezequiel Barco geldi. O da bak 8 maç 4 gol 3 asist. E, çok genç bir Kostarikalı var. Manfred Ugal'de 9 maçta 6 e, gol bir asist. Burada da bir 2,5 üstü geliyor Ondan mu? sonra ben gollü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. E, evet. Rusya'da yani, da gol ortalaması arttı. Evet, evet. E, şimdi burada 10 numaraların savaşı olacak. Bir tarafta Spartak Barko. Bir tarafta e, Batrakov, genç Batrakov. Ama Batrakov'un şöyle bir handikapı var. Büyük maçlarda böyle Dinamo'ya karşı, CSK'ya karşı, ondan sonra Krasnodar'a karşı çok başarılı olamadı. O maçları boş geçti. Gol asist yapamadı ama... Ee, yani biraz savunması da kuvvetli aslında Spartak'ın ee, ben açıkçası bak karşılıklı hmm. gol bu maçın bankolarından Banko bir tanesi olur bence bak, de. bankolarından bir tanesi olur ama dediğim gibi ilk yarıda zaten bir iki gol falan izlersek bu karşılaşma çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde iki buçuk üstüne taşınır Aynen. Ee, taraf bahsi vermiyorum dediğim gibi çünkü Spartak'ın da böyle psikolojik bir üstünlüğü var e, lokomotife karşı ama bu maçta hmm. böyle iki, iki iki bir beraberlik dahi izleyebiliriz. Çok ama, ikna oldum. Ama günün belki de e, en banko üstlerinden bir tanesi 1.47'lik şu andaki 1.47'lik oranıyla Lokomotiv Spartak. İki takımda ateş. Bak bu arada Lokomotiv son e, 6 maçta e, 3 gol ortalamasıyla oynuyor. Doğru. Bu sene ona baktım ben de bu programa aldığın için bu maçı. Çok ikna oldum gollere. Zaten Rusya'da Avrupa kupalarından med sonra gol ortalaması arttı. Özellikle de derbilerde arttı. Evet. Adamların Zaten en önemli maçlar. Her hafta 3 tane derbi oluyor. Moskova takımı Zenit'in maçları falan da bayağı gollü geçiyor. Dikkatimi çekti. <laughs> çok ikna oldum. Maç sonucu olarak da bir tahmin alayım. 2,5 üstü onu birleştireceğim. Senin uzmanlık alanı olduğun için. Abi bak, bak benim, çok güzel anlattın. Bak benim e, ne desen ikna yani, olacağım şu yüz, anda. yüzde %50'nin üzerinde beraberlik düşünüyorum Oo, bu maçta. Bak oran gollü da yüksek, beraberlik. Iki, Gollü iki. beraberlik. Gollü beraberlik. Bak şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bak üstü al. 2,5 üstünü bir cebe üç, koy. 3,5 üstü ya aldım böyle ben. Böyle bir fantastik bir şey yapmak istiyorsan 3,5 üç, 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 üstü ve beraberlik. Hmm. Mesela çok enteresan olabilir. 3,5 üstü ve beraberlik. 2 2 Aldım. Benim işim olmaz. Kim aldı <laughs> abi. Çok güzel. Çok mantıklı geldi. Çok mantıklı. Saat kaçta bu? 16.30. Abi 16.30. Abi ben. bak bu maç bu saatte oynanan maçlar da çok ilginç. Gündüz herhalde, değil mi? Gündüz hava da güzelmiş şu Aynen. anda Moskova'da falan hava da iyi. Doğru. Atmosfer de güzel tamamdır Ondan sonra bu. Bitti. Sen buna buna böyle bir eğil abi bunun üzerine. Tek ben, maç açılır mı buna? Açılır diye tahmin ediyorum. E, tek bir e, yani %90 tek maç açılır. MBS 1 miydi, 2 miydi tam hatırlamıyorum Rusya'da ama e, çok ikna oldum. Böyle ya bir fantazi böyle 3.5 üstü be beraberlik mesela %100. bir tane yapıştırabilirsin. Oran 14 15 falan vardır rahatlıkla. Var, vardır, vardır. 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 E, ama dediğim gibi golleri yönelmek için ideal bir maç kuponuma kesin ikna oldum koymaya. Ee, yolumuza devam edelim. Haydi Aldım bu maçı. Sırada. Evet, Chelsea maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, geçen hafta bana Chelsea konusunda çok ikna ettiniz. Maçı da izledim. West Ham'ı sağdan sildi diyebiliriz ilk yarı özellikle. Ve ligin flash ekibi Brighton. Bayılıyorum. Evet, bazı puan kayıpları olabiliyor ama normal şampiyonluğu oynayan bir takım değil. Valla ben e, Efe Brighton'ı çok beğenen ve takip eden biriyim ama. Geçen hafta Nottingham Forest karşısında da beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattılar. Yani yenemedikleri gibi iyi de oynamadılar. Yani kesinlikle Nottingham Forest maçı kazanmayı hak eden taraftı. İlk yarıyı kazanmayı hak eden taraftı. Ama iki tane 41 ve 45'te buldukları peş peşe gollerle Brighton maçı döndürdü ama onu da koruyamadı. Gerçi Nottingham Forest'a e da biraz hakkını vermek lazım. Dona Espirito ile iyi işler yapıyor. Ee, ama Chelsea-Brighton maçı e, gollerde yanıltmayacaktır. Zaten Brighton'ın maçları gollerde yanıltmıyor. Arsenal maçı KG var bitti. Nottingham Forest maçı 2-2 bitti. İlk yenilgiyi alabilir mi Brighton? Chelsea Valla Chelsea mı? son iki maçında bir kupa 5-0 bir de ligde 3-0. Yani Chelsea'de biraz işler toparlanıyor gibi skorlar en azından bunu gösteriyor ama oynadığı oyuna ben hala çok güvenmiyorum. Fakat işin içinde Brighton varsa e, Chelsea'de üzerine gelindiği zaman gol yiyen bir takım. O yüzden 2,5 gol üstü diyorum ben bu maça. Valla Chelsea aslında ben şu konuda Genco'ya katılmıyorum. Son böyle bir 3-4 maçtır bakıyorum ben Chelsea'ye. Biraz böyle eski günlerini andırmaya başladı. Böyle eski günlerinden böyle esintiler sunmaya başladı. Kafalarımızda soru işareti oluşturan Jackson. Jackson, Jackson. değil Jackson. Abi herif golleri atıyor ediyor falan böyle. Yani i̇yi bir hücum hattı var Chelsea'nin. Aynen. Geçen Ve böyle hafta beğendim. Takıma şöyle. bir özgüven gelmiş, gelmiş. Chelsea'ye. Evet. Yani o kırılgan yapısından kurtulmuşlar. Brighton Maçları hızlı başlıyor. Evet, ha? skorlar öyle gösteriyor ama Brighton başka bir takım. Brighton da iyi ama Brighton şu anda hani evet. Premier Lig'in kaçıncı haftasına geldik? 6. Altın oldu toynunuyor. Altıncı 6. oynanacak. Yani şu 6. haftaya kadar Brighton'da böyle bir hani bir şeylik var. Bir durgunluk seziyorum ben Brighton'da. Bir de hedef takım haline geldi. Herkes evet. onu konuşuyor evet. ya. Yani evet. Chelsea normalde belki Brighton'a bu kadar motive olamayabilirdi ama bu, bu bu hafta mesela o o yüzden de ben Chelsea olur mu diye düşündüm ama şimdi ben şöyle söyleyeyim sana bir kere Chelsea galiba. mutlaka yani belki bir gol belki belki iki gol hmm. bulacaktır ee, savunmada zaman zaman böyle bir kırılganlık da yaşayabiliyor Chelsea Brighton'ın da biliyorsun çok önemli hücum ayakları var evet. gol ayakları var ya yani bir kere bu maçta bir karşılıklı golü ben cebime koyarım abi. Aynen. Velbek var, golü, Mitoma var, Minteh var. Yani karşılıklı golü cebime koyarım ee, onun yanında iki buçuk üstü olmaya Namzet maçlarının başında geliyor yine. Gollü bir maç izleyebiliriz. Ha taraf bahisi dersen. İbre benim gözümde birazcık daha Chelsea'ye yakın ama. Yani bu işlerde belli olmuyor. Brighton kazanırsa da hiç şaşırmam. Ama ben cebime iki buçuk üstünü koyarım yoluma bakarım. Chelsea Avrupa kupalarında da yok değil mi bu sene? Yanlış. Yok, katılan Bu da önemli bence. Yani sadece lige odaklı bu iki takımda. O yüzden goller mantıklı. Ben biraz daha Chelsea tarafıyım. Bakalım. Güzel güzel ee, yani notumu aldım henüz böyle cumhurla patlamadım buna ama e, devam edelim güzel bir maç bizleri bekliyor evet Bayern Leverkusen e, geçen hafta derbi haftasıydı güzel geçti derbiler dediğiniz gibi e, az gol beklenen maçlar bile 3.5 üstü bitti Fenerbahçe Galatasaray Manchester City o da Manchester City maçı da az gollü olması bekleniyordu eğer onlar o kadar gol'e gittiyse herhalde Bayer Leverkusen Artı alta artı sekiz artı falan 8. olur yani. <laughs> yani ben düşük tuttum artı sekiz yani. yani. Yani birbirlerine karşı bilenen takımlar Bayer Leverkusen geçen sezon Bayern Münih'i yendi, şampiyonluktan etti. Bayer Münih'in elinin ayarı olmayan takım böyle takımlara karşı rakiplere karşı iyice böyle coşuyor. Abi ben bir dakika şimdi böyle takımlara karşı derken dikkatli olalım. Leverkusen'den bahsediyoruz. Evet. Yani geçen sezon ya kendine artı, şey yapar. 8 dedin ya ben mesela şöyle bir iddia olsaydı bunu oynardım. Leverkusen 90 artıda gol atar. Gene başladılar. Hmm. 90 artıda gol atıyorlar. Hatta bundan yola çıkarak ikinci yarı daha fazla ben, gol olur mu? Hayır. Çılgın bir şey deneyeceğim. Yüksek oran arayanlara bu maça bana dönsünler. Bayern Münih ilk yarı 1, Maç sonu sıfır biter. Leverkusen gene Oy 90 96'da mı atar? 2'de mi atar? <laughs> İlk kere Bayern Münih maç sonu sıfır diyorum ben bu maçı. Sırf Leverkusen'in gene 90 artıdaki attığı gollerden. Abi şöyle bir birleştirirsek bak ikisinin çok güzel olur. Lokomotif Moskova, Spartak oh. Moskova 3.5 üstü. Draw, beraberlik, bir de bu. üzerine birden bu sıfır da. tam ikili bir Yüz kombine. 100 katı, tamam Yüz katı. Abi? Bak bu kuponu ben oynayacağım. Bu, ben bu olsam Bayer Leverkusen, Bayer Münih'e de 0 ve 2.5 üst, 3.5 üst oynar. O da denenebilir. Yani beraberlik olacaksa gollü ver, bir 1 bitmez herhalde. Abi dikkatinizi çeken bir şey var mı? Leverkusen acayip çok gol yiyor bu sezon. Yani evet. geldik daha kaçıncı evet, hafta? Evet, evet. Dördüncü, beşinci Doğru, hafta 9 gol yediler. 9 Tabii 9 gol yediler. Atıyor Bayer da. Bayer Münih de... Arka arkaya 5'ler beşler, evet. beşler falan böyle hani gidiyorlar. Onlar da çok gol atıyor. Bir kere bence bu Kompani'nin yalnız ilk ciddi sınavı. Yani çok gollü bir maç olacak yani. Ya, gerçekten öyle yani. Ve artık dönem itibariyle e, o milli ara bitti. Şampiyonlar Ligi takımlar tam ritim ritimlerini buldular. Bu hafta da bence gol dedi genel anlamda çok artacak. Artık burada elinizi korkak alıştırmayın. Bak, evet. Ben rejiden rica Üç ederim. 3,5 üstüne aldım. Alel'in söylediği... Rusya'yla benim verdiğim onu bir çılgın kupon verelim hakikaten. O bir güzel olabilir. Bir çılgın dakika, kupon. Bir dakika ben karar vereceğim. Ya çılgın kupon bence bu başka. Seni iknaamız başka bu hakikaten. Tamam. Bizim halile iyi oldu bu. Efe çok gol atıyor bayan. İnanılmaz evet. Harry formda. Ondan sonra dediğim gibi Leverkusen de çok gol atıyor ama bilmiyorum. kalesinde ben anlamadım ya. Çok gol görmeye başlayan bir takım haline geldi. Ya bu maç haftada haftanın kopuk maçlarından kopuk. bir tanesi olur. Yani ben bilmiyorum artı altıya ikna edebilir miyim Seni Edebilirsin. Ama... Ee, yine biraz daha yumuşatalım Hani işi birazcık daha Aynen. böyle bir rölandıya hani alalım 3.5 üstü çok temiz olur 1, bu maçta 170 bine bir oranı var Dediğin gibi bazen arayıp da bulamadığımız oranlar bunlar Çok sorgulamayacaksın Bu maçın ile de çok ofansif bir Bayern Münih var İntikam içinde çıkıyor Geçen evet. sezon vesaire yani Gerçekten e, artık e, şansınızı deneyin Gol Gen şov Gol şov olabilecek bir maç ben Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum bu maçı. Ve Monaco maçı. Abi sen bizi ikna edeceksin. <laughs> burada. Ben, ben Abi bak. Efe ikna edeceksin burada Düşün, Ben yeter ayrılmış benim haberim yok. Ben <laughs> <laughs> ha, Aha öyle mi gitmiş falan diyor. yani aynen. <laughs> Monaco bu sene şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Belhanda döndü mü Montpellier'e? Döndü. <laughs> Yardımcı antrenör Yardımcı olarak antrenör. döndü. <laughs> Altyapı koordinatörü. Eee Monaco bu sene gayet iyi başladı sezona. Bayern Münih, Barcelona'yı da Şampiyonlar Ligi'nde yendi. Gerçi çok erken 10 kişi kalmıştı ama orada da işler yolunda gidiyor. Monaco'nun bu sezon en büyük özelliği kalesine yaklaştırmıyor. Monaco beklenenden ne kadar iyi başladıysa Montpellier'de beklenenden o kadar kötü başladı. Geçen hafta da az kaldı yenilip taşlar yerinden oynuyordu. Onlarda da başkanı ne zaman kulübede görsen Biliyorsun adam Montpellier'in başkanı oğlu ama o. Bir de rahmetli başkan vardı rahmetli bir başkanı, daha. Rahmetli başkan ama ona da çok benziyor. Saçları falan böyle renkli aynen, renkli aynen. boyardı falan. O, o, aynen aynen onun oğlu abi adam ne zaman kulübeye girse bir şekilde akredite oluyor falan kulübeye geliyor. Teknik direktör yavaş yavaş gidiyor demektir <laughs> öyle söyleyeyim yani. <laughs> çok Şimdi çılgın yani. bir başkanı var Doğru, geçen o, hafta tribünde Babası şeydeydi. da çok çılgındı. Babası büyük babası adamdı yani. çılgındı. Aynen. Ee, orada bir İlhan Cavcan modeli var yani Böyle, ona benzetiyorum ben de babasını ee, Montpellier zaten bakma yakın mağazasında şampiyonluk olan bir takım ee, takımın başında Zakaryan var çok gidip gelen bir hoca burada aldığı bir ağır yenilgiden sonra yollar ayrılabilir diye düşünüyorum Monaco'nun gol yemeden kazanacağını düşünüyorum ya Monaco kazanır ve yok 1'e 2 veriyor ya onu deneyin e ee, ya da handikaplı Monaco artık 1.60 1.70. Monaco Montpellier'i gol yemeden farklı kazanacaktır. En güvendiğim seçimlerden biri bu. Sen ne dersen o. Ben hiçbir şekilde e, bu konuyla ilgili yorum yapmayacağım. Devam, aynen. Bu konudaki e, uzmanlığın bizi çok etkiliyor yani biliyorsun <laughs> yani. Fransa, Fransa konusunda yok yani hiç. <laughs> ben, sen ne dersen ben, sen dersen ki kadar, ben iyi hani, öğrendim. Başkan oğluymuş falan sen, onları. Abi <laughs> ama başkanla ilgili bak çok enteresan bir şey hatırlatayım <laughs> size. Çok konudan bağımsız. Evet, evet. Belhanda'yı sürekli istiyordu ya Galatasaray. Hı -hı. Ondan sonra başkan da vermiyordu rahmetli evet, başkan. Evet. Ondan çok sonra para gazetelerde istiyordu. bir şeyi vardı, demeci vardı. Ölürüm de e, Belhanda'yı Galatasaray'a satmam diye. Belhanda'nın Galatasaray'a imza attığı gün rahmetli oldu. Aa, ya, çok Aa. acayip evet, bir şey. Evet. Yani. aynen, öyle, aynen öyle. Ben de bunu kaçırmışım bak o kadar Fransa... Yazarı olarak. Yani sen şu anda maça desen ki artı 5.5 tamam abi derim ben. <laughs> <laughs> 3-0, 4-0. E, Monaco kazanabilir. Monaco biraz şey yapabilir burada e, hız kesebilir hafta içi şampiyonlar ligi maçı var e, ister istemez böyle bir skor avantajını elde edince çok da üstüne gitmeyebilir 2-0 3-0 bitebilir bu karşılaşma tamam ben ikna oldum sen yenge vallahi ben oranları görünce bu kadar üst ve Mon Monaco e, kıllanın mı plandayken yo ben şey denerdim 1 ve 3.5 altta nereden? Oran nefis yükselir. Kesinlikle. İki buçuk üstünde şeyim, e, ya yani Montpellier'den kaynaklanıyor mu? Monaco gol yemiyor. He, yani ona o o beni zaten beni alan Golovin'in dönmesiyle de beraber inanılmaz bir alternatif bir kadroya sahip oldu. E, Minamino, Ben Sekir yani acayip bir rotasyonda eli güçlü Monaco'nun e, kazanmasını bekliyorum. Ya hadi geçelim pazara. Hadi pazar. Evet. Trabzonspor, Konyaspor. Ee, Şenol Güneş'in etkisi çok gözükmedi ama bir yerde de artık Trabzon kazanacak diye düşünüyorum Valla hafta içi Şenol Hoca basın toplantısı evet, yaptı dinledim. ve bu bence çok da planlanan bir toplantı değildi milli arada yapmayı düşünüyordum dedi ama buradaki boşluğu bulunca değerlendirmek istedim dedi gidişatta bir değişiklik olmadı memnun değilim ne ben ne oyuncular ne taraftar kimse ama bunun değişmeye yakın olduğunu da söylemek istiyorum benim aklımda kalan söylediği en evet. önemli cümleydi kadroyu birazcık ama yetersiz çok eksik. buldu. Yani e, transfer yapılacak dedi. E, şu anda da Şenol Hoca geldiğinde çok eksikleri olan bir Trabzonspor'a geldi özellikle hücum hattında. Hoş iyileşenler var ama ya ben burada e, riskli bir maç olduğunu düşünüyorum ama bu maçı ben alırsam Trabzon kazanır ve 3.5 gol altı alırım. E, bu şekilde düz Trabzon galibiyeti de Yeter hiç fena ya. değil. Valla 4 gol olacağına inanıyor musunuz bu maçta? Ee, evet Trabzon gol yollarında hala etkisiz ama açıkçası biz biraz burada şeyi düşünelim. Yani artık o Trabzon'un kazanma zamanı geldi. Artık bu maç olmayacak hangi maç? Abi hayatın doğal akışına ters. Her, Şu an ters. hayatın doğal akışına ters. Trabzonspor bu, bu zinciri bir yerde artık kırması lazım. Şenol Hoca da bir ultimatom verdi. Yani bu toplantısı evet. Ondan sonra beğenim. onlar da bir kendilerine çekim zaman vereceklerdir. Belki e, şimdi birazcık oyuncularda da değişiklik yapacak Yani o ilk 11'i bir kafasında bence farklı yönde şekillendiriyor. Trabzonspor artık e, bence hani kazanma alma noktasına geldi. geldi. Yani, Ve son maç o, bence o iptal edilen gol çok haksızca haksız, bir goldü yani. Evet, Orada evet. sinyali de verdi. Ama 1-0 mı olur dedi. Çok büyük ihtimalle düşük skorlu bir galibiyet alabilir Trabzon. Bana da öyle geliyor. Kayseri gibi. maçı çok ölçü olmamalı. Orada ye, yeni transferleri kullanamamıştı. Biliyorsunuz bu Portekiz'den Eksiklendi gelen e, Braga'dan gelen adam golünü attı ama iptal oldu. İlk golünü de atmasını bekliyorum. Braga'dan olabilir. Alınan oyuncunun. Olabilir. Sanki Trabzon'un galibiyeti Pazar günü kaçmaz diye düşünüyorum biraz şeyden Yani ben cepte ben, cepte ben, görüyorum. Ama dediğim gibi ben şu anda alt üst olayına da girmem. Bazen girme. takımların böyle bir patlama günleri gelir. Yani Trabzonspor evet. bir bakmışım o beraberlikler, beraberlikler beraberlikler. Çat böyle 5 tane. Olabilir. 60. Aynen. Mesela o riske de girmeye gerek yok. Temiz abi 1 67. Ben 67 hiç. Yani e, artık bence Trabzonspor bu evet. hafta o hasrete son verir. Senin dediğin çok doğru. Olayın şeyine aykırı. Doğal akışın doğal doğa akışına doğa aykırı çok hayata. doğru söylüyorsun. Evet. Artık çünkü bu 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 o 4 tane beraberliğin üstüne ben de oynarım Trabzon'a. Peki belki başka maçlarda ikna oluruz. Genco çok öyle yan oturduğunu görünce böyle o ben, böyle böyle oturdu mu? ikna olmuyor demektir. Ben Bak. Öksütün oyla şey an, Antalya Fener'e <laughs> oynarım Ben Trabzon Konya'ya oynamam Antalya Fener'e. Ne oynayacaksın Antalya Fener'e? Eee, banko 2 mi? Hayır. Üç buçuk gol üstü bir defa gollü maç bekliyor. Allah Allah. Evet. Burada herkes az gollü maç beklediğini söylüyor. Ama bakın ben Galatasaray maçında Fener'in savunmasını hiç beğenmedim. Herhalde sen maçında da kimse beğenmemiştir. Yani Mourinho'nun oynattığı futbolda hep gelirken ne diyorduk Mourinho için? Otobüsüyle gelecek. Abi otobüs gelmedi şu ana kadar. Halbuki savunmadaki oyuncular da iyi. Kurgu da iyi. Ee, ama Fenerbahçe'nin üzerine gelindiği zaman Fenerbahçe açık veriyor. Ha, Antalya Spor çok mu iyi? Değil ama Antalya Spor evinde oynadığı son 2 lig maçında 2-1 ve 3-2'lik galibiyetler aldı. 5 gol attı. Çok Fenerbahçe gidip gelen maçlar oynadı. Fenerbahçe'ye Antalya Spor'un gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de kazanmasını bekliyorum. Efe bakma sana hayır dedim de. <laughs> iki oynamam diye. ama gol yer gol atar. Bu maç golli geçer. Ben bu maça 3,5 gol üstü diyorum. Fenerbahçe'nin savunmasına hiç güvenmiyorum. Antalya Spor her ne kadar sezona çok kötü başladıysa da evindeki son iki maçı kazandığı için 5 gol atarak Fener'e de gol atacak diyorum. O da zaten e, maçı rayından çıkaracak diyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya O kadar güzel anlattı ki benim kafamda böyle bir 2.5 6 bir 0 1 0 2lik lik bir skor vardı. Tamamen silindi. Genco beni ikna etti daha bilmiyorum seni ikna etti yani ben tamamen <laughs> bir şey demiyorum. Söyledim. Son, ma son maça kadar Antalya çok acayip yani. maçlar oynadı. 2-0 öne geçti 5-2 kaybetti eee mağlup duruma düştü, çevirdi falan filan ama son maç o değişti. Ya ben Fenerbahçe'nin lig maçlarına çok öyle normal gollü geçeceğine inanmıyorum. Bakma yani her ben, takım zorlayamıyor ben, Bence o kadar. bu maça inan. Fenerbahçe taraftarı ne diyor? Bizler inandık, <laughs> siz de, de inanın. <laughs> ben vallahi 2-3 haftadır ne yapıyorum biliyor musun? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Galibiyetini oynuyorum. 1.55, 1.57 civarında bir oranı alıyorum. O kadar rahat izliyorum ki ya maçları. Ya nerede rahat izliyorsun? Bak bunu demenden korkuyordum. Allah aşkına sen Jüla maçında mahvolmadın çok mı? Çok rahat izledim. Ne? Vallahi çok Aynı rahat izledim. Izledik. Aynı ya maçı Fener izledik. Ya kadar neler oldu Efe? Ya o kadar da bir şey olmadı Allah aşkına yani. O zaman Antalya ee, maçında görüşürüz Efe. Şöyle bir üçleme çıkar mı? Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe? Olabilir. Olabilir. Ben Trabzon, de... Fenerbahçe, Galatasaray o da olabilir. Dediğin gibi derbilere şey üç bir, bir, bir takımın maçını oynamak. Olabilir. Ama genelde ben hep şey mantığındayım. Ne çıktı ortaya? Herkes neyi konuşuyor? Makasın çok açıldığından. Gerçekten de kıpırdatmıyorlar. Evet, evet, evet Yani evet, Antalya evet nasıl zorlayabilir? Düz mantık gol atarak zorlayabilir gözüküyor Kasımpaşa. Düz mantık gol atarak zorlayabilir gibi gözüküyor. 3 Galatasaray'da Fenerbahçe'ydi ama bir yerde ee, çözülüyorlar. Ben Fenerbahçe'nin düz galibiyeti konusunda ikna oldum. Yüksek misli basacağım kuponu alırım e, altla üstle hangisiyle birleştireceğime çok ikna olmadım henüz. <gülüyor> <gülüyor> o yani, düz galibiyet. Aradım yani düz mantıklı. galibiyet. Bak, yetenler. Üst... İşi bilen tahminci hemen iki buçuk gol üstüne ikna oldu halbuki. peki. <laughs> peki. Geçelim diğer maçımıza. Ee, Manchester United Tottenham. Abi burada. Ah tenhak ah. Gene yakmaya devam ya ediyorsun tenhak yakmıyor. Tenhak bize kazandırıyor aksine. Ee, bu maç öncesi bir basın toplantısı yaptı Tenak. Acayip bir şey söyledi Ali. Ne dedi? Dedi ki basın mensubu ama ya öyle bir soru sordu ki içinden geçti Tenak'ın. Aynen böyle dedi. 4 senedir takımın başındasınız. <laughs> 600 milyon Dört euronun mı? üzerinde para harcadınız. Yani taraftar sizden başarı bekliyor. Bu başarı ne zaman gelecek dedi. <laughs> Daha vakte ihtiyacım var dedi. Eyvah tabii. eyvah. Şimdi dedi çok genç inandığımız Yoro'yu aldık dedi. Geçen sene Hoylund'u aldık dedi. Bu sene Zirkşe'yi aldık dedi. Bunlar genç oyuncular. Güveniyoruz ileride bu takımı üst seviyeye taşıyacak isimler dedi. Biraz daha vakte ihtiyacım var benim dedi. Ben orada zap yaptım. Ben orada zap yaptım. Ben senin yerinde olsam gider Tottenham'a oynardım hemen. Zap Not yapmak oynayabilirim. yerine. <laughs> ben size bu maçla ilgili harika bir şey söyleyeceğim. Manchester United'ın savunması falan savunma değil. Manchester United çok üzücü bir takım oldu. Avrupa'daki oynadığı son 9 maçta sadece bir galibiyet aldı. Geçen hafta Londra'daki istatistiği verdim size. Ee, şeyli, Sir Alex Ferguson'u 180 maçta 10 e, kere kaybetmiş. E, son 18 maçta 10 kere kaybetti. Kaybetmedi belki ama berabere kaldı Londra'da Crystal Palace'la. Sonra Twente'yi yenemedi. Bu takım gol yiyor. Bir şekilde atıyor da Manchester Tottenham arkadaşlar 3.5 üstü İlk kere 1.5 gol üstü o da Aa, devamlıdır zaten bak. ama ilk kere 1.5 gol üstü o da niye biliyor musun İlk golü bence Tottenham atacak hmm. ve çarşı pazar birbirine girecek bu maçta oranlar biraz pis geldi bana ya 2-0-3 3-36-2-50 yani böyle durumlarda ev sahibi ekipler genelde kazanıyor kazanıyor değil mi vallahi billahi yani böyle ne dediğimi şu anda ben de tam bilmiyorum ama yani. Altını doldurmadım ama. Aslında sen da, de demek istediğimi iyi ben anladım. çok, çok Ben çok iyi anladım seni. <laughs> abi 2 0 3 nasıl ev sahibi kazanıyor? Zengin olurduk o zaman 2 0 3 ev sahibi ya kazanıyorsa. böyle kazanıyorsa. Bir, ya çünkü burada e, Tottenham oynayasım var benim de. Ama böyle 2-50-2-60 tam böyle bir buralarda hep yanıldım. E, dediğim gibi böyle birazcık gözlem çok böyle bir mantığını kuramıyorum ama. Bunlar bana biraz ters oran gibi geldi. İlk yarı 1,5 gol üstü, ilk gol Tottenham. Tottenham. Abi Tottenham'a ben deplasmanda güvenmiyorum. Tottenham'ın da böyle çok güven veren bir şey yok. Yok, oyunu yok, yok yani. Tottenham'da böyle yok. inen, çıkan. Bak, falan bunu hayırdama. Vallahi bunu hayırdan Artık Ten Hag'dan illa yani, yani Manchester United böyle bu tip maçları böyle enteresan şekilde iyi oynuyor ya ya ondan ya. sonra evet ya. Yani e, şimdi Bak, tarafta yani Manchester abi öyle pis bir takım oldu ki yani kazanamayacağı maçı Ten Hag'ın ee, tam gönderilecek maç diyorsun. 3 tane inanılmaz kolay tabii. maç kazanamamış. Adamlar gidiyor City ile beraber tabii kazanacak. Kalıyor. Arsenal falan yeniyor. Evet kazanacak. Yapıyor ya onları. kazanır dedikleri dediğimiz maçları kaybediyor. Kaybeder dediğimiz maçları kazanıyor, ya acayip pis ama, bir takım ama, haline geldi. Ama, ama Tottenham o seviyede değil bence. Yani onların radarındaki böyle onları seviye atlatacak bir takım yok, yok değil Yok yok değil ama ben böyle çok böyle akıcı, hızlı, bol tempolu aynen, yine aynen. böyle ceza, sah ceza sahalarının ceza içinde e, futbolcuların bolca topla buluştuğu. Ondan sonra e, fazlasıyla böyle şut izleyeceğimiz falan bir maç iz, e, be, izlenimi var bende. Öyle bir beklentim var. Hı hı. Eğer hani gol ayakları falan böyle gününde olursa abi bu maç çok rahatlıkla değil 3.5, buçuk üstüne bile taşınır. Gider. Yani 3-2 falan Gider. bitebilir bu maç yani. Gider. Çok ne söyleyeyim. 3-2 olursa da ben Manchester United'dan yana kullanırım. 3-3 Manchester United 3 Tottenham 2. Bak bu bu maçı e, siz beni ikna etmek için bunları söylemediniz belki ama ben Manchester United galibiyetinde çıkarımı yaptım. Yani ikna et yani ikna ol, olmadım ama o çıkarımı yaptım. Yani e, burada ben de Manchester United oynayacağım. Tottenham gol atamaz mı Manchester? Atar. Atar o, o zaman üst olur. Üst de olur evet. Üste olabilir ama Manchester United böyle zamanlarda yani maçı kazanıyor. Çok da, çok da, çok da uzatmıyor. Böyle Tenhaka sorular bilmem ne. Herkes sorunlu falan derken. Çat diye bakmışlar Aynen, orada, abi. Ha, bak, oran, Manchester United'ın oranı olması gerekenden daha yüksek bence. O nedenle ben kazanmasını bekliyorum. Abi adamların Twente'den yediği golü görünce ben Manchester'a günahımı vermem. Ben bu hafta ben Efe'ye e, katılıyorum. O gün, bu bu gün. Hafta, o gün bugündür. Böyle <laughs> güzel bir maç olacak. Hatta birin yanına Üç buçuk üstü de yaslanmaz mı ya? Yani? Yaslanır. Ve o gün bak göreceksin Tottenham'a daha fazla oynanacak. Tottenham'a daha fazla oynanacak. Ten, Hag yine herkesi ters köşe yapacak, yapacak. o. Ya, bak bak, bak <gülüyor> aynen. <gülüyor> bak ha şimdi. Vallahi bile tam. Oturdu değil mi taşlar? Kafamda da kurmaya <laughs> çalışıyorum. Ne söyleyeceğim çünkü Size mantıksız bir şey geliyor. Mi? Bana bile söylediklerim <laughs> deminden beri ama. <laughs> ten Hag şu anda takımına sizin kadar güvenmiyordur. Öyle söyleyeyim. Yüzde <laughs> yüz biz bile ikna ederiz kazanacağını şu an O olur hissek. bak o olur. Benim tecrübem, bahis tecrübem Manchester United'ın kazanacağını söylüyor. O kadarını söyleyeyim. Yani sizin anlattıklarınız o geldi, bu tenak burada da bizi ters köşe yapacak. O oyuna gelmeyeceğim. Ben bu sefer United'a oynayacağım. Tamam. Hadi bakalım. Kaç Hadi maç bakalım. kaldı? Hadi bakalım. Haftaya görüşürüz. Son Gelin maçımız Aynen Strasbourg Mars'ya bir maçımız daha var. Abi bu maç e, benim en güvendiğim maç. Bir de defa Foto seni maçtaki geç, geçen hafta tebrik ediyorum evet, Marsilya'da. Marsilya. Hem, bizi ikna, ettin, hem bizi ikna ettin hem de herkese müthiş para kazandırdın bu maçta söz sende. Marsilya dezerbiyle bizi yanıltmadı. Ligin renkli takımlarından biri oldu. Maçlarında en çok gol atılan takım Paris Saint Germain'le beraber. Yiyor da atıyor da e, gerçekten bireysel performansların hepsi arttı. Ve diğer tarafta Strasbourg. Ligin en flash ekibi. Strasbourg'un maçı varsa oturun izleyin. Chelsea satın aldı bu kulübü geçen sene. Ee, geçen sezon da iyi transferler yaptılar ama gerçek patlamayı bu sene yaptılar. Ee, Emega falan da vardı. Evet. Emenga. Şimdi e, yeni birkaç tane daha oyuncu aldılar. <laughs> e, Renden Doe, o da çok iyi bir oyuncu. Marasi e, ve yani tabanca gibi bir takım oldu. Yaş ortalaması 20. Her maç öne geçti. Maçların sonunu getiremedi. Kosos konusu Dezerbi ise De Dezerbi ile beraber Marsi ile en fazla maçları KG var bir tane takım olacak bu sezon. Ona eminim. Bu maç gider gelir. 3.5 üstüne kadar gider. Ee, burada da artı 6 beklediğim bir maç bu. Öyle söyleyeyim. Yani burada elinizi korkak ben, alıştırmayın ben, teslim oldum abi. Ben bir şey demiyorum artı 1.6 3.5 üstüne ama orana bakıyorum. 2.5 üstün oranı 1.41 ise işin içinde de senin anlattığın unsurlar varsa ben bu maça 1.41'den 2.5 gol üstü oynarım. Kuponuma da alırım. Bak Marsilya'nın oranı 1.77 ya. O boşuna değil. Bak gol yiyecek de Bir yerde patlama yapacak. Bir yerde bir bir takımı e, çok Allah kötü yenecek olacak. yani. Aynen ve o tecrübeyi edindiler. Maçların sonunu getiremiyorlardı. E, Lyon'u elinden kaçırdılar, Lille'i elinden kaçırdılar. Ve bu maçlarda genç kadroda motive oluyor. Kendi evinde profili düşük takımlara karşı oynaması Strasbourg'a. Marsilya maçlarında en az iki golünü bekleyebilirsin Strasbourg'a. Bütün tahminler bittikten sonra bir şey söyleyeceğim size. Tamam hadi zaten son maç. Evet Real Madrid, Atletico Madrid. Hiç çalışmadım bu maça. <laughs> abi ben, sana, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani Real Madrid geçen hafta dedik hani ilk yarıda evet. e, biraz böyle <laughs> hani rolantide falan diye ama e, geçen hafta o, o e, şeyi attı üzerinden. Hafta tutukluğu içi attı, attı. Hafta içi attı o tutukluğu ama şimdi abi bu bir derbi. Yani inanılmaz bir maç. Atletico Madrid, Real Madrid maçı. Evet. E, ben bir kere yine e, her iki tarafında da e, ilk 45 dakika içerisinde kontrollü bir oyun oynayacağını bekliyorum. Yani bu maçın e, ...kilidinin açılması ikinci 45 dakikadan sonra olur. Aynı Fener maçındaki e, gibi. Değil <laughs> mi? İlk 3-0 Real Madrid koyuyor şu an. <laughs> Abi yine birazcık daha böyle bir gerçekçi bakacak olursak... ...ben bu maçın ilk yarısının 0-0 biteceğini düşünüyorum. E, hani daha ucum, uzun projeksiyonu 90 dakika yayacak olursak da... E, ...tipik bir 2.5-6 maçı izlenim var benim kafamda. Vallahi bak e, bu e, isim olarak çok güzel bir maç ama... Bende çok soru işareti olan bir maç. Bir defa Mbappe yok. Mbappe'nin yokluğu bütün Avrupa'da öyle bir çıktı ki o Mbappe yok Real Madrid ne yapacak diye. Ama Mbappe'nin olduğu maçlarda özellikle Vinicius Junior ile Mbappe'nin ben hiç anlaşamadığını gördüm. Evet. Acaba Mbappe'nin yokluğu burada beklenenin aksine bir e, kötü bir haber gelişme olmaktansa e, takımın pozitif yönde hücum e, özellikle hattını etkileyebilecek bir gelişme olabilir mi diye düşünüyorum. Yani bu Mbappe de nasıl bir adamsa? Paris'ten gitti, bayram etti Paris. Etti. Çarısı değişti yani. Vallahi daha çok daha iyi bir takım haline geldi. Daha akıcı o evet. Oynadılar. Farkındasın değil mi? Daha, evet. Yardımlaşıyor, daha yardımlaşıyorlar. Evet. yardımlaşıyor. Birbirine pas vermiyorlar ya. Yan yanalar pas vermiyorlar. Yani onu öyle bir yakalamış ki kameralar. Birbirlerine bakıyorlar. Niye vermedin? Pas vermeyen hemen kafasını öbür tarafa çeviriyor. Böyle bir yıldız egosu çarpışması Acayip var değil mi? Var. Acayip var, bir çatışma evet. var. Acayip bir çatışma evet. var. Ancelotti'nin işi zor. Bunu nasıl idare edecek bunu, acaba? Bunu idare etmekte hiç kolay gözükmüyor. Dolayısıyla Mbappé'nin yokluğu iyi mi kötü mü bilemedim. Ali Alt diyor. Yani e, Alt'ın oranı daha iyi. Alacaksam böyle bir risk alırım. Vallahi hiç bu maça ben... Oyuncu bahislerine bakıyorum ben de. Orada şimdi dedin ya Mbappe yok, diğer oyuncular. O zaman ne oynarım Vinicius biliyor musun? Junior, Vinicius Junior gol, gol atar. Oynarım. 2 2.50 ah, Bunu mi? oynarım. Mbappe yokken Bak. harika. Sen beni ikna ettin istemeden, bilmeden. Yok ona baktım Çünür direkt. Vinicius Junior gol atar. Çünkü Mbappe yok diye Vinicius Junior'a gol atar oynayacağım ben. Çok mantıklı. Hele ilk golünü alırsan çok daha yüksek ya, olur. 10, direkt biraz, gol atarı 2.50. Öp başına koy. Tabii ki isabetli şut vesaire gibi şeyler de var tuttur.com'da onları da alabilirsiniz. Evet, e, ben hangi maçlara ikna oldum? Şöyle bir özet geçmek gerekirse e, bir kere istersen kameraya bak. Trabzonspor galibiyeti. <laughs> tamam. Notlarıma bakıyordum. Trabzonspor galibiyetinde ikna oldum. E, Newcastle Manchester City 2.5 üstte. Çok ikna oldum. Başka Halbuki KG var demiştim ben. Bir şu e, maçları bir daha bir görebilir miyiz Heh. ortada? Lokomotif Moskova, Spartak Moskova'da çok ikna oldum. Orada çılgın kuponumuz cepte zaten. Ben acayip bir çılgın sistem çılgın kuponu vereceğim bir tane. Tamam. Onu bir yapalım abi sistem çılgın tamam, kuponu. Tamam. Evet. Strasbourg Marsilya'yı da zaten. Ee... Iki i̇kna etmiştim mi? kendimi o yüzden ona vazgeçmem diyorsun. Kup i̇kna kuponunu e, Efe yapıyor Strasbourg şimdi. Strasbourg-Marsilya 2.5 üstü. Newcastle-Manchester City 2.5 üstü. Lokomotiv-Moskova-Spartak-Moskova 2.5 Moskova üstü. Ve Trabzon galibiyeti. 4 maçlı bir kupon. 4 maç kuponu. en ikna olduğum seçimler bunlar oldu. Genco. Evet. Hadi çıl Bizim Siz Sistem çılgın. çılgın kuponunu veriyorum abi. Tamam. Lokomotiv-Moskova-Spartak-Moskova 3.5 Moskova, üstü 0. Tamam. Tamam. Bayer Leverkusen, pardon Bayern Münih Leverkusen artı altı. Tamam. Ee, Manchester United, Tottenham üç buçuk üstü beraber, Strasbourg Bir ve oyna ona. Peki üç tamam. Üç üstü ve bir. Tamam ta ta üç buçuk üstü ve bir yapıyoruz onu da. Ta hadi üç buçuk üstü Abi ve bir. Abi 0 çok daha yüksek verir tamam ee, peki. Strasbourg, Marsili artı altı. Tamam bunu sevdim. Enteresan bir kupon olmadı mı? Şey. Ben Çok sadece oldu. Bayer Leverkusen'i kuzeni sıfırdan birden sıfır alacağım. Ha, o da olabilir. Birden sıfır alacağım. Tamam birden sıfır da olabilir. Birden sıfır da diyebiliriz. Tamam. Orada abi seni şey yapmayalım. Sonuçta çılgın kupon abi. Aynen. <laughs> güzel. Böyle de bir seçimleri verdik. Programı izleyip oradan da çıkarımları yapabilirsiniz. Ayrı ayrı da oynayabilirsiniz. Evet. Herkese bol şans dileyelim. Haftaya görüşürüz. Yarın, Hoşça kalın. Yarın göreceksiniz kimin haklı, haklı olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> KG var. Tutturun sundu ikna sona erdi.